Kuzey ve Doğu Ege adalarındaki Ortodoks kiliseler mülteciler tarafından saldırıya uğruyor. Ortodoks kiliselerinin saldırıya uğramasından dolayı yerel halkta üzüntü ve öfke hakim. Özellikle Yunanistan'ın Midilli adasındaki Morya sakinleri, mültecilerin bölgedeki kiliseleri defalarca tahrip ettiğini ve Ortodoks inancına yönelik tehditlerde bulunduklarını söylüyor. Ortodoksiya haber ajansı, on binlerce mülteciye ev sahipliği yapan Kuzey ve Doğu Ege adalarındaki gergin durumun patlamaya hazır bomba gibi olduğunu bildirdi. Mülteciler tarafından Ortodoks kiliselerinin saldırıya uğramasından dolayı yerel halkta üzüntü ve öfke hakim. Özellikle Yunanistan'ın Midilli adasındaki Morya sakinleri, mültecilerin bölgedeki kiliseleri defalarca tahrip ettiğini ve Ortodoks inancına yönelik tehditlerde bulunduklarını söyledi. Saldırılar nedeniyle St. Catherine Kilisesi şimdilik kapalı. Kilisenin camları kırılırken haç ve ikonalar da zarar gördü. Mülteciler tarafından Taksarsis Başmelek Mikail Şapeline de zarar verildiği öğrenildi. Polisin yardımıyla saldırganlar şapelden çıkarılsa da geriye kalan tablo trajikti. The Guardian'ın yakın tarihli raporuna göre Midilli Adası'nda 42 binden fazla göçmen yaşıyor. Avrupa Birliği tarafından belirlenen politikalar nedeniyle ayrılamayan mülteciler barınma talepleri karşılanana kadar bölgede bulunmak zorunda kalıyor. Midilli polisi geçen pazartesi yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve iltica prosedürlerinin hızlandırılmasını talep eden yaklaşık 2000 Afgan göçmen ve mülteci ile çatışmak zorunda kaldı. Morya kampındaki yaşam koşullarının oldukça güç olduğu kabul edilmekte.